O zaman bir İzmir'den yapalım sizin size. Başbakan. 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 Niyetiniz? Şaka bir yerine hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten. Teşekkür ederiz. Ben tabii sizin şahsınızı. Bizim için büyük mutluluk. Zaten bugün de özetle biz Kuzey Kıbrıs Türksel olarak, ailemiz olarak ortak yapılabilecek neler varsa üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemeye geldik. Çok temelde. Siz zaten biliyorsunuz bizim sosyal sorumluluk projelerimizi, yaptığımız etkinlikleri. Bir kısmında aktif olarak da vardınız. Bu yönde de devam ederseniz katılımınızda bizim için çok çok mutlu eder. Onu söylemeye geldik. Öncelikle nezaket buyurdunuz. Böyle nazik bir ziyaretiniz için ben teşekkür ederim. Tabii ki gerek kurumsal yapı olarak gerek şahsınızı uzun zamandır tanıyıp takip ediyoruz. Birlikte paylaştığımız birçok etkinlik vardır. Kurumunuzun özellikle engellilerle sosyal sorumluluk projesi adı altında yapmış olduğumuz etkinlikleri büyük bir takdir ve beğeniyle izlemekteyim. Yıllardır benim de engellilerle ilgili birçok çalışmam vardır. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak sizlerle ortak hassasiyetimiz olan engelliler üzerinde çevre ve engellileri bir araya getirecek ortak projeler yapmak benim de hedefim olur. Sizleri nazik ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ederim ve üzerinde mutabakat sağlayıp da hayata geçirebileceğimiz projeler için çalışmaya zemin hazırlamamızı beklerim. Bugün içinde bulunduğu durumdan yaşadığımız bir takım olaylar bizi sivil toplum örgütü altında toplanmaya yöneltti. Çok daha iyi oldu. Çünkü sivil toplum bireysel mücadele edip veyahut küsüp köşelerimize çekilmektense bir sivil toplumun çatısı altında izciliğin sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları önerileri sunmak daha iyi, daha kabul görür. Kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için size teşekkür ederim. İzcilik hareketi doğada doğmuştu. İzci kamp yaptıkça yaşa. Sayın kurucu rahmetli başkanım dediği en büyük sözlerden biridir. Sizlerle birlikte, sizin temsil ettiğiniz bakanlıkla birlikte işbirliği yapabiliriz. Gençler bugün doğadan kopmuştur ve yaşadığımız kaosun bir parçasıdır bu doğadan kopma. Tamamen dört duvar arasında sınavlara hazırlanmakla iPad'lerin, bilgisayarların önünde zamanları geçmektedir. Halbuki her şey yani sadece hayatta başarı, sınav başarısı olmamalıdır. Biz bunun da farkındayız, bunun da bilincindeyiz. Sayın Bakanım uygun görürseniz ilerleyen günlerde bu işbirliğini bir protokol şeklinde hayata geçirebiliriz. Elimizde projeler vardır. Her şey sizin vizyonunuza bağlı. Bizi kabul ettiğiniz için derneğim adına, şahsım adına teşekkür ederim. Ben ziyaretiniz için öncelikle teşekkür ederim. En son alırım. Tabii ki izcilik bütün dünyada çok değerli bir uğraş, çok değerli bir izcilik kurumu, çok değerli bir kurumdur. Çevreye duyarlıdır, insana saygılıdır, yardımseverdir. Bu güzel duyguların ve davranış biçimlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşmesi, hayat bulması bizim de takdirle izlediğimiz, arzuladığımız bir yöndür. Evet. Sizlerin çevreye karşı olan hassasiyetinizi bir protokolle, belirli bir eylem planına çevirme açısından yapmış olduğunuz öneriye ben bakanlığım adına sıcak karşılarım, olumlu karşılarım ve nasıl bir işbirliği içinde olabileceğimiz yönünde ileriki günlerde bakanlığımızın yetkili
müdürleriyle sizleri bir araya getirerek bir eylem planına dönüştürebilirsek bunu sonuç almaya yönelik, hayat bulmaya yönelik bir girişim olur diye düşünüyorum.